radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Bir delil kırıntısı. Yazan Robert Cedric Sheriff. Mikrofona koyan Hamit Akınlı. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Laura Gül Gülgün, Richard Kamran Usluer, Pamela Ani İpekkaya, Avukat Kurt Wright Metin Serezli, Komiser Ali Yalaz, Mr. Bennett Necdet Mafya Ayral, Mrs. Bennett Oya Aydonat. Saat 10 oldu. Hava da öyle güzel ki. Gerçekten çok güzel. Daha kahvaltı etmediniz mi? Hayır, seni bekledim. Bu saate kadar beklettim seni. Keşke sen başlasaydın. Biraz bahçede oyalandım. Çiçekleri suladım. Eline ne oldu? Elime mi? Önemli değil. Ama ne oldu? Bilmiyorum, ufak bir çizik. Sana yumurta yaptım. İyi, merci. İştahsız gibisin. Yok, hayır. Bir yumurta yiyebilirim. Ama asıl şöyle koyu bir kahveye ihtiyacım var. Şimdi yaparım. Pamela nerede? Erkenden çıktı. Nereye gitti? Bilmiyorum. Doğrusunu istersen bir iş peşinde. Sana söylememi istemedi. Neden? Sen kabul etmezsin diye korkuyor. Ben kızların çalışmasından yanayım. Uygun bir iş senin için olmaz. Biraz karışıkça bir iş bu. Her şey olup bittikten sonra bildirmek istiyordu. Sana söylediğimi anlamasın. Arkeolog olmayı ne kadar çok istediğini biliyorsun. Burada arkeolojiyle ilgili bir iş bulmadı ya. Öyle bir niyeti yok. Mercury'yi bilirsin değil mi? Sınıf arkadaşı. O arkeolog olacak. 2 senelik bir kurs için Oxford'a gidiyor. Pamela da onunla gidebilmeyi öyle istiyor ki. Ne kadar ücreti? Bizim verebileceğimizden çok fazla. Sanırım yılda 6.000 lira falan tutar. Pamela'nın çok iyi bir fikri var. Bilmem sen ne dersin? Evet, neymiş? 2 sene gayet sıkı çalışmak istiyor. Oxford'daki tahsili için gereken parayı biriktirecek. Ne iş yapacakmış? Garson olmak istiyor. Garson mu? Evet. Kışın Londra'da, yazında büyük sayfi otellerinin birinde. Böylece 2 senede 12.500 lira biriktirebilecek mi? Doğrusu pek sanmıyorum ama denemeye kararlı. Cesaretini kıramam. Sanırım sen de yapmazsın bunu. Bu kadar düşünceli davranması hoşuma gitti. Sen ne dersin? Ben bu fikri hiç beğenmedim. Bu işi ciddiye alıyorsun değil mi Richard? Elbette, elbette. Dün geceki yemek nasıl geçti? Böyle eski arkadaşları bir araya getiren toplantılar can sıkıcı insanları öyle cezbediyor ki. Sıkılmamak için elimden geleni yaptım ama sarmıyor beni böyle toplantılar. O kadar kötü bir gece olmasa gerek. Garaj kapısını, arabanın sinyal lambalarını açık unutacak kadar etkilemiş seni. Sahi mi? Eldivenlerinle şapkanı da çiçeklerin arasında buldum. Hay Allah, elimi de o sırada sıyırmış olacağım. Acıyor mu? Dur oraya bir şey sürelim. Hayır, önemli değil, basit bir sıyrık. Yatağa çok sessiz girdim, seni uyandırmadım değil mi? Uyanıktım sevgilim. Vakit de epeyce geçti galiba. Kaçtı saat? 1'i geçiyordu. Ay, imkansız. Çeyrek geçiyordu. Üzgünüm Laura. Bereket ki böyle toplantılar sık sık olmuyor. Ara sıra dışarıda bir gece geçirmen iyidir. Bu sabah aşağı indiğinde lambalar açık mıydı? Hayır. Gece sen içeri girdikten yarım saat sonra bekçi geldi. Lambaları açık bırakmak bir suç değildir herhalde. Yok canım, suç falan yok ortada. Günlük seferini yaparken garaj kapısını, ışıkları açık görünce meraklanmış. Garajın ışıkları da mı açıkmış? Garajın açık olduğunu sanmıyorum ama arabanınkiler açıkmış. Galiba sinyal lambaları da. Neden beni uyandırmadın? O haldeyken seni nasıl uyandırabilirdim? Peki ne dedin? Özür diledim. Hava soğuktu, üstümde de sabahlık vardı. Işıkları ben söndürüp garajın kapısını kapatayım mı dedi. Bunu yaparsanız memnun olurum dedim, teşekkür ettim. Hepsi bu kadar. Çok üzgünüm sevgilim. Pamela'nın haberi var mı? Sanmıyorum, derin uykudaydı. Hiç bahsetme. Bilhassa geçen gün partilerin kötü etkileri konusunda çektiğim konferanstan sonra hiç hoş olmaz. Kahvede güzel olmuş, bayağı iyi geldi. Sana güzel bir haberim var. Dün ofiste gerçekten önemli bir şey oldu. Ne oldu? Dün gece söylemedim, bütün gece uyuyamazdım. Ah, tanrım, hala kahvaltıda mısınız? Bugün cumartesi. Dün
geceki yemek iyi geçti mi? Evet, çok iyiydi. Anne, size Dumouriez'i bulamadım ama kütüphanecinin söylediğine göre bu da iyiymiş. Mersi canım, iyidir mutlaka. Öteki ne? Sizin kartla bir de kendimi aldım. İmparatorluk sınırları ötesindeki Roma. Biraz ağır değil mi bu? İlgilendiğim bir konu olduğu için bana ağır gelmiyor. Evet Richard, anlatıyordum. Devam et, ne oldu? Dün ofiste enteresan bir şey olmuş ha? Dün gece hadi. Yukarıdaki gürültüden belliydi. Düşen sizdiniz değil mi baba? Devam et Richard. Tam ofisten çıkıyordum ki genel müdür beni çağırtmış. Üzerinde çalıştığım sözleşmede bir yanlışlık yaptığımı sandım. İhtiyar Sir Philip'in ne kadar sert olduğunu bilirsin. Ama o kadar kibar ve dostça konuşuyordu ki beni atacakmış gibi bir hisse kapıldım. Hepinizin ayrı ayrı sıhhatini, çocukların okul durumunu sordu. Ortada neler döndüğünü bir türlü anlayamıyordum. Derken baklayı ağzından çıkardı. Öğleden sonra kurul toplantısı olmuş ve tahminen bir ay içerisinde beni teknik işler müdür yapmaya karar vermişler. Richard, bu pekala. Yaşasın, öyle sevindim ki. Durun sizi bir öpeyim babacığım. Kulaklarıma inanamadım. Zira ilk defa personelden birini müdür yapıyorlar. Daima dışarıdan torpilli birini getirirlerdi. Hak ettin sevgilim, çok çalıştın. Dün gece yukarıdaki gürültülerin sebebini şimdi anlıyorum. Biliyor musun, bu sabah uyanınca fevkalade bir şey olduğunu hissettim ama birden ne olduğunu hatırlayamadım. Sonra her şey yeniden aklıma gelince ikinci defa müjdeyi almış gibi bir his duydum. Alacağım parayla yapacaklarımın hayalini kura kura bir müddet yattım. Sana şöyle tek katlı büyük bir ev Laura, bütün konforuyla. Sen de büron için istediğin o elektrikli aleti alabilirsin. Dick'in ne istediğini biliyorum. Ya sen Pamela, sen ne istersin? Bilmem, bir şey yok galiba. En sağlamından bir kumbaraya ne dersin? Garson olduğun zaman bahşişleri içine atacak bir şey gerek değil mi? Anne, söylemeyeceğine söz vermiştin. Anneni suçlama. Sözünü tutacaktı ama ben zorla öğrendim. Gerçekten garson olmak istiyor musun? Önemli bir nedeni var. İstediğim bir şeyi gerçekleştirmek istiyorum. Hepsi bu kadar. Oxford'da okuyup arkeolog olabilmek için para kazanmak istiyorsun. Bütün bunları size ben anlatmak isterdim ama... İki senede yeteri kadar aylık ve bahşiş alacağına emin misin? Sanırım kazanırım. Yazın sayfiye otellerinde çok bahşiş toplanırmış. Bence bu iş 5-10 seneden önce olmaz. Sen ne dersin Laura? Bence de öyle. Sen iyi bir garson olamazsın. Neden? Zira iyi bir garsonun aklı işinde olmalı. Benim neden olmasın? Sen İran ve Arabistan'daki yer altında gömülü şehirleri düşünmekten çorbaları müşterilerin yakasından içeri aktaracaksın. Sonra tatsız hafta sonları geçireceksin. Bahşiş alamayacaksın, aksi baş garsonlarla uğraşacaksın. Bütün bunlarla karşılaşmanı istemiyorum Pamela. İşte bu yüzden senin Oxford'a gitmeni istiyorum. Hemen. Şaka değil, değil mi bu babacığım? Gerçekten, hemen mi? Arkadaşın ne zaman gidiyor? Marjorie bu semestr, Noel'den hemen sonra. Sen de gidebilir misin, alırlar mı? Sanırım gidebilirim. Senede sana 6.000 lira. İşini halledebilirsin artık. Babacığım, sizi o kadar çok seviyorum ki. Hemen gidip Marjorie'yi bulayım. O bana ne yapacağımı, nereye yazacağımı söyler. Pamela, sakın benim müdür oluşumla ilgili olduğunu söyleme. Neden ama? Henüz gizli, Noel'e kadar açıklanmayacak. Peki peki, bir şey söylemem. Eğer her yerde bundan bahsettiğim kulaklarına gidecek olursa. Marjorie sen misin? Merhaba şekerim, şahane bir şey oldu. Seni hemen görmem gerekiyor. Yok, hemen geliyorum. Hayır, şimdi olmaz. Gelince hepsini anlatırım. Bay bay. Baba, şimdiye kadar olan en şahane şey bu. İnanamıyorum. Çok sevindi değil mi? Daha iyi bir şey yapamazdın sevgilim. Bana söylememiş olsaydın, aklına saplanan o saçma fikirle gidip garson olacak, benim de hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Başaracağına eminim. Ama bu işin kat'i olduğunu emin misin? Hangi işin? Canım, müdürlük durumu. Hay Allah, tabii. Dünkü kurul toplantısından önce kat'i olarak kararlaştırılmış. Biliyor musun, bundan Dick çok yararlanacak. Onu iyi bir okulda okutabilmeyi, sonra da üniversiteye gönderebilmeyi hep istemişimdir. Elimizde pek bir şey kalmayacak Richard. Evet ama işimizi görebileceğiz. Dick'in ilk mektebi bitirmesine daha 2 sene var. Pamela Oxford'u bitirene kadar onun bir masrafı olmayacak. Şimdi telefon edip sorayım bakayım, Winchester'a verebilir miyiz? Sevgilim, bakalım orada başarı gösterebilecek mi? Elbette, o benim oğlum. Öyle canım. Artık bir şeyler yapmak zamanı geldi. Hazır hava kuru ve güneşliyken çimenliği düzenlemek fena olmaz değil mi? Doğru, haftalardır iyi bir hava bekliyorduk. Saat kaç? 10:15 geçiyor. Maç neticelerini kaçırmayalım. Radyoyu açar mısın canım? Çoktan vermiştir neticeleri. Yok sanmam, haberlerden sonra verirler. Benim bahçe çizmelerim nerede? Merdivenin altındaki dolapta. Sayın dinleyiciler, haber bülteni sona erdi. Başını kaçırmışız. Şimdi polisten aldığımız bir haberi bildiriyoruz. Bugün sabaha karşı 1'de Leatherhead-Gilford yolunda Clandon'la Horsley arasında bisikletle bir arabanın çarpışması ve bisikletteki şahsın ölümüyle sonuçlanan bir kaza olmuştur. Arabanın şoförü olaydan sonra durmamış ve kaçmıştır.
Kazayı gören veya bu konuda herhangi bir bilgisi olanların New Scotland Yard Whitehall 212 numaraya telefon etmeleri rica olunur. Şimdi çalışırken müzik. Ah, o yolu da bir türlü yapamadılar. Geçenlerde de bir kamyon devrilip yanmıştı. Hemen hemen aynı yerde. Richard, ne oldu sana birden? Neyin var Richard? Dün gece ben o yoldan geldim Laura. Leatherhead yolu dedi. Londra'dan gelirken senin yolun değil ki orası. Yemekte bulunan iki kişiyi evlerine bıraktım. Tom Foster orada oturur. Bu konuda oturan biri daha vardı. Mesajda ne dedi? Başını dinlemedim. Clendon yakınında Leatherhead Guildford yolunda dedi. Saat kaçmış? Galiba bir. Ama sevgilim, bu çok saçma. Kaza yapmış olsaydın anlar ve dururdun. Bir şey olmuş olsaydı durmadan geçemeyeceğimi biliyorsun. Yolda hiçbir şey görmedin değil mi? Kaza olduğunu belirtecek herhangi bir şey? Hiçbir şey. O halde demek sen geçtikten sonra oldu. Nereye gidiyorsun? Bir şeye bakacağım. Laura, biraz gelir misin? Arabada göstermek istediğim bir şey var. Bir avukat olarak mı yoksa dost olarak mı konuşmamı istersin Richard? Avukat veya dost olarak fikirlerin fark edecek mi? Bazı bakımlardan evet. Ama senin öğrenmek istediğin işin hukuki yönü olmalı. Evet. Şimdi bana anlattıklarından şu sonuç çıkıyor. Bu sabah maç neticelerini öğrenmek için radyoyu açıyorsun. Ve tesadüfen dün geceki kazayla ilgili polis mesajını duyuyorsun. Evet. O saatlerde sen de oradan geçiyordun ama hiçbir şey görmedin. Hiçbir şey. Meseleyi işitince polise faydalı olmak gayesiyle geceye ait bir şeyler hatırlamaya çalıştım. Ama hiçbir şey hatırlayamıyorsun. Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Kanuni yönden burada her şey bitiyor Richard. Polise gidip de dün geceki kaza hakkında bilgi istiyorsunuz, ben size hiçbir şey bilmediğimi söylemeye geldim dersen seni deli sanırlar. Ama arabadaki hasarı gördün. Bence bu hiçbir şeyi açıklamaz. 10-15 santimetre uzunluğunda bir çizik, ön çamurluk biraz çökmüş, bir de biraz yeşil boya sürülmüş. O da başka bir vasıtadan veya ne bileyim ben, mesela bir bahçe kapısından olmuş olabilir. Dün geceki yemekte arabanı caddede mi bırakmıştın? Evet, otele yakın dar bir sokakta. Sanırım pek kalabalıktı. Arabalar hemen hemen birbirinin üstüne park etmişti. Evet, epey sıkışıktı. Ben de park yeri bulmakta zorluk çektim. İşte park ederken olması mümkündür bunun. Sonra otelden karanlıkta çıkınca görmemişsindir. Mümkündür. Sonra şüphe götürmez bir şey var ki Richard. O da eğer bisikletle hasar yapacak bir şekilde çarpışmış olsaydın mutlaka bilirdin. Bu kazayla herhangi bir şekilde ilgin olduğunu düşünsem bir avukat olarak sana polise gidip durumu anlatmanı sağlık verirdim. Fakat bana anlattığına göre ortada hiçbir neden yokken kendini tehlikeli bir duruma sokuyorsun. Babacığım, özür dilerim Mr. Cartwright, burada olduğunuzu bilmiyorum. Merhaba Pamela. Marjorie'yi gördüm, işler yolunda. Mr. Cartwright, babam size bahsetti mi acaba beni Oxford'daki arkeoloji kurslarına gönderiyor? Bak bu çok iyi, çok faydalı olacağına eminim. Marjorie gelecek hafta görüşme için gidiyor. Onunla gidebilirsem benimki de o gün olabilirmiş. Ama önce müracaat formlarının gönderilmesi gerekliymiş. Marjorie'de de fazladan bir tane varmış. Onu hemen postalarsam pazartesi ellerine geçer. Ben doldurdum ama velinin imzalaması gerekiyor. İzniniz olduğunu belirtmek için tabii. Özür dilerim Mr. Cartwright ama şimdi bu işi halledersek 12 postasına yetiştiririm. İmzalar mısınız babacığım? Nereye imzalayacağım? Şurası. Meslek yerine müdür diye yazdım. Eminim etkisi olur. Ne şahane bir şey değil mi Mr. Cartwright? Arkeolojiye merakın olduğunu hiç bilmiyorum. Çok seviyorum. Meslek olarak onu seçtim. Bu tamam Pamela. Teşekkür ederim. Hemen atayım. İnşallah Oxford'da zamanında gider. Evet. Kaza Leatherhead yolunda olmuş. Senin yolundan epeyce uzaktır bu yol. Evet, sana bundan bahsetmedim John. Kulüpteki yemekten neden bu kadar geç döndüğümü merak etmişsiniz. Evet, biraz geç ama uzun sürmüş olabilir diye düşündüm. Yemek her zamankinden uzun sürmedi. Onda toplantı sona erdi. Leatherhead'de oturan biri vardı. Onu eve götürmeyi teklif ettim. Tam biz giderken bu kampta oturan biri daha geldi. Tabii onu da almak zorunda kaldım. Saat 11:30 civarında Leatherhead'de Tom Foster'ın evine geldik. Bir şey içmek için içeri davet etti. Bilirsin John, içkiyi severim ama hiç sarhoş olmam. Seni 10 senedir tanırım Richard. Olmuş olsaydım bugüne kadar bilirdim herhalde. Dışarı çıkıp arabaya bindiğimde son derece iyiydim. Ama o adamın evine gidince büyük aptallık ettim davetini kabul etmekle. Bunlar saat 11:30'da oldu öyle mi? Bir saate yakın gevezelik ettik. Ne kadar içtiğimi bilmiyorum. Ayağa kalktığım zaman araba kullanacak durumda olup olmadığımı düşünmedim bile. Foster durumu anlamış olmalı ki arabayı garajda bırakıp onda kalmam için bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Ama tabii eve dönmek istedim. Öbürü ne oldu? Bukama giden otobüse binecekti. Gel gelelim son otobüsü kaçırdığı için ben götürmeyi teklif ettim.
İşte bütün felaket de ondan sonra başladı. Adam durmadan konuşuyor, sinirime dokunuyordu. Çok içmişti. Bukam'a vardığımızda ana yolun yarım mil ötesinde oturduğunu söyledi. Karanlık, dar bir patikadan döndüm. Önceden tanıyor muydun adamı? Hayır, kulüp üyelerindenmiş. Sonra bana yol göstermeye başladı. Birçok patikalara girip çıktık. Sinirden kuduracak haldeydim. Başım müthiş ağrıyordu. Etraf kapkaranlık. İçkili olmasam bile yolu kaybederim ama adam nerede oturduğunu kendisi bile bilmiyordu. Durmadan buradan dön, sonra da yok yok devam et deyip duruyordu. En büyük felaket de evi bulunca oldu. Karısı pür şiddet kapıda bekliyor. Korkunç bir kadın. Sanki benim suçummuş gibi başladı bana hücuma. Kocasını ben bu saatlere kadar geç bırakmışım, içirmişim. O bana bağırdı, kocası ona bağırdı. Ben her ikisine bağırdım. Ve bunların hepsi o sefil adamı evine bıraktığım için oldu. Ana yola nasıl çıktım Allah bilir. Müthiş yorgundum. O son çekişme üstüne tuz biber ekti. Sanırım arabayı kendi haline bıraktım, yolu kendisi buldu. Adamı bıraktıktan sonra döndüğün yolun Leatherhead Guildford yolu olduğundan emin misin? Başka yol yok ki. Bu kremden dönerken ana yolla birleşen başka bir yol daha vardır. Sahi mi söylüyorsun? Eğer gerçekten bu derece kendini kaybetmişsen rahatça oradan geçmiş olabilirsin. Ripley'de ana yola çıkmış, Guildford'u gösteren levhayı görmüşsündür. Biraz içkili olan her insan yapabilir bunu. Keşke öyle olsaydı John. Ama adamı evine bırakmak için saptığım yerde Kırmızı Aslan meyhanesi vardı. Tekrar aynı yoldan geri döndüm. Kaza bir de olmuş. Ben çeyrek geçe evdeydim. İşin kanuni yönüne gelince, bütün bunlar olayı görmemiş olman ve polise faydalı olacak bir şey bilmemen gerçeğini değiştirmiyor. Buna göre gidip ne söyleyeceksin? Bu kanuni yönü. Dost olarak ne sağlık verirsin? Polise gidersen kendi kendine haksızlık etmiş olursun Richard. Boş yere başına iş açarsın. Böyle bir açıklamada bulunmaya kalkarsan sorguya çekecekler seni. Cevap vermek zorunda değilsin ama vermekten kaçınırsan da şüpheyi üzerine çekersin. Niçin o kadar geç kaldığımı sorabilirler. Muhakkak sorarlar. Kulüpte yemeğe gittiğimi söylerim. Ne zaman çıktım derler, onda derim. Sabaha karşı bire kadar hala yolda mıydım derler ve ne durumda olduğumu anlarlar. Yani sarhoş olduğumu. Merhaba Joe. Olanlara ne dersin? Richard'a polise gitmesi için hiçbir sebep olmadığını anlatmaya çalışıyorum Laura. Bunu söylediğine memnun oldum. Eğer ortada ufacık bir delil olsaydı belki anlardım. Ama her zaman ve her yerde olması mümkün olan arabadaki hasardan başka hiçbir şey yok elimizde. Ben de böyle düşünüyorum ama emin ol, sen olmamış olsaydın doğru polise gidecek ve kazayı ben yaptım diyecekti. Tavsiyelerinin ardına saklandığımı sanma John. Ne yapmam gerekirse onu yapardım ama bu işe karışmak istememem için o kadar çok neden var ki. Dün şirkette bazı iyi işler oldu. Önümüzdeki sene müdür olacağım. Fevkalade Richard, tebrikler. Ama bu pis işe karışırsam sorguya çekileceğim. Her şeyi söylemem gerekecek. Polis eve bıraktığım adamları sorguya çekecek. Dürüst insanlarsa araba kullanacak durumda olmadığımı söylemeleri gerek. Polis bir kere şüpheye düştü mü hakkımdaki her şeyi öğrenecek. Ehliyetime bakacaklar ve daha önce de başıma böyle bir şey geldiğini anlayacaklar. Onun üstünden uzun zaman geçti ama. Polis işe karışırsa bu olay da aleyhime olabilir. İspat edilmese bile olay gazetelere geçecek. Böyle tatsız bir olaya adı karışan birini şirket müdürü yapmaz. Eğer olaylar aleyhime gelişirse 2 sene hapis. Sen avukatsın John, bilirsin böyle şeyleri. Bak Richard, sicilin ne olursa olsun böyle uzak ihtimallerle kafanı yorma. Dün radyoyu açmamış olsaydım bu kazadan haberim bile olmayacaktı. Hem de sanırım şu ana kadar polis gerekli olan bütün bilgiyi toplamıştır ve olayın bambaşka bir şekilde meydana geldiği anlaşılmıştır. Acaba bunu öğrenmemiz mümkün mü? Akşam gazetesi ya da yarınki gazeteler yazabilir. Soruşturma sonucu her şey meydana çıkar. Soruşturma ne zaman yapılır? Hemen yaparlar. Hafta başında olur sanırım. Halka açık mıdır? Yani isteyen gidebilir mi? Elbette, elbette. Benim gitmem doğru olmaz. Laura'nın gitmesini de istemem. Acaba senin birini göndermen mümkün mü? Tabii gönderebilirim. Sözünü tutup bu konuda hiçbir şey yapmayacağım. Sekreterimi gönderirim, o bir şeyler öğrenir. Öyle rahat bir nefes alacağım ki soruşturmanın ne zaman olduğunu öğrenir, bana telefon edersin değil mi? Ederim Richard, ederim. Yalnız arada bir şey söyleyeyim. Sana unutmanı söylemenin bir faydası yok ama üzülme. Sen biraz bahçede çalış. Öyle de güzel bir sabah ki. Ya gerçekten öyle. Sırası gelmişken maç neticeleri ne Allah aşkına? Hay Allah, hiç aklımda yok şu anda. Avustralya başta. Kaçla başta sevgilim? Bana hiç sorma. 20 civarı bir şeydi galiba. Fena değil. Öyle. Bir şey daha var John. Arabanın çamurluğundaki hasarı ne yapmalı acaba? Tamir ettir. Genellikle böyle ufak tefek tamirleri kendim yaparım. Doğru olur mu acaba? İnsanın kendi arabasını tamir etmesi kanuna aykırı değildir Richard. Hadi şimdilik Allah'a ısmarladık. Tamam o zaman. Güle güle John. Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık Laura. Dikkat et, üzülmesin. Bahçede bol bol çalışsın. Sen de üzülme. Çalışırım. Güle güle John. Teşekkürler. Şapkamı ve eldivenlerimi çiçeklerin arasında mı buldun? Evet, önce görmedim.
Gelen polis onları görmedi demek. Sanmam. Çiçeklerin üzerinde yürümüşsün anlaşılan. Dallardan biri kırılmış. John haklı. Boşu boşuna üzülüyorum. Onunla konuştuğun iyi oldu değil mi? Evet, çok iyi oldu. Sanırım arabayı tamir et demekte haklıydı. Elbette, neden olmasın? Böyle şeylerde doğruyu yanlışı o çok iyi ayırır. Ufacık bir şüphesi olsaydı söylerdi. Ama tereddüt bile etmedi. Öğleden sonra yaparım o işi. Biraz boyam var. Pamela'ya bunlardan bahsetme. Tamir ederken görürse otelin önünde olduğunu söylersin. He? Belki de gerçekten orada oldu. Merhaba sevgilim. Gazeteleri ister misin? Ha, teşekkür ederim. Bu gece ne kadar serin değil mi? Kar yağarsa şaşmam. Pamela nasıl gelmiş? Mercury'nin babası trene kadar getirmiş. Çok iyi. Daha iyi görünüyorsun Richard. Öyleyim. Tekrar çalışmaya başlamak çok iyi geldi. Bu sabah trene biner binmez kendimi daha iyi hissettim. Herkes normal, neşeliydi. Galiba hepsinin kazadan bahsedip bana bakacaklarını sanıyordum. Ama kimsenin haberi bile yoktu. Nereden olacak? Pazar gazetesinde 3 satır. Bazıları hiç bahsetmiyordu. Bunda bir şey var mı? Hayır. Tek kelime bile yok. Ofise girerken her şey eskisi gibiydi. Sekreterim bekliyordu. Sabah gazetesi masanın üzerine hazırlanmış. Yarım saatin içinde her şeyi unutmuştum. Öğle vakti Cartwright'ın tavsiyesine uyup kafamdan tamamen silip atmadığım için kendime kızıp duruyordum. Telefon etti mi? Evet, biraz evvel. 7:30 civarında gelecek. Ne haberler varmış? Gelince kendi anlatacakmış. Keşke işi böyle büyütmeseydim. O gün radyoyu açmamış olsaydım bu olaydan haberim bile olmayacaktı. Başka bir haber var mı? Evet, akşamüstü Foster aradı. Tanıyor musun? Foster? Elbette. Cuma gecesi evine bıraktığım adam. Ne istiyormuş? O gece karısıyla beraber bize davet etmişsin. Hiç farkında değilim. Ama öyle söylüyorsa etmişimdir. John olsa gerek. Merhaba Laura. Hoş geldin John. Partisini alayım. Hoş geldin John. Merhaba Richard. Bir şeyler içer misin? Fena olmaz, teşekkür ederim. Laura sen ister misin? Lütfen. Londra sisli miydi? Biraz, Waterloo'nun gerisinde vardı. Bu gece de don yapacağı benziyor. Galiba. Yakında kar da yağar artık. Teşekkür ederim. Sıhhatinize. Sıhhatinize. Evet. Gönderdin mi sekreterini soruşturmaya? Evet. Upuzun bir rapor çıkartmış. Sanırım her şey yazılı burada. Palmer isminde bir adammış. Henry Palmer. Clendon'da küçük bir tavuk çiftliği var. Evli, 2 çocuklu, 35 yaşında. Biraz daha para yapabilmek için toplantı ve dans olduğu geceler Leatherhead'de St. Peter's salonunda çalışırlarmış. O gece saat 2:30'da salonu temizleyip yola koyulmuşlar. Yol çok karanlık ve darmış. Adam bisikletiyle karısının epey önündeymiş. Kadın da fazla bir açıklamada bulunamıyor, zira o da bir şey görmemiş. Arkadan bir arabanın geldiğini hissetmiş, yolun iyice kenarına yanaşmış. Sonra bir çarpışma ve kocasının çığlığı. Yanına gittiği zaman adam yerde yatıyormuş. Bisiklet de ağaçların arasına fırlamış. Araba hakkında fazla bir şey söyleyemiyor. Arka lambalarından küçük, koyu renkli bir araba olduğunu görebilmiş. Hepsi bu mu? Kazayı gören hiç olmamış mı? Bir şeyler daha var. Guildford'da fabrikada gece mesaisi yapan bir işçi motosikletle evine dönüyormuş. Karşı taraftan kaza yerine doğru gelirken kazaya şahit olmuş. Önce kendine doğru gelen 2 bisiklet lambası, sonra da virajdan dönen bir arabanın farlarını görmüş. Araba sanki 2. vitesteymiş gibi müthiş gürültüyle çalışıyor, fakat çok hızlı gidiyormuş. Adam besbelli böyle bir viraj beklemiyormuş karşısındaki. Yolun karşı tarafına böyle en kenara kadar hızla gitmiş, sonra denge sağlamak için direksiyonu süratle çevirmiş. Araba bir o yana bir bu yana sallanmış, sonra doğru Palmer'ların üstüne gitmiş. Derken önce bir kadın çığlığı, sonra da bisiklete çarptığı sırada müthiş bir gürültü duymuş. Adamın durmaya niyeti olmadığını anlayınca bağırmış ama adam aldırmamış. Şoförü tarif edemiyor, zira her şey bir anda olup bitmiş. Fakat bir dirseği dışarıdaymış. Koyu renk bir ceketi varmış ve arabada yalnızmış. Şapkasını arkaya doğru atmış. Hepsi bu. Bunun ötesinde başka bir şey söyleyemiyorum. Nasıl bir arabaymış, görebilmiş mi? Modern tipli küçük bir araba. Ne renk olduğunu bilemiyor ama çok koyu renkteymiş. Koyu gri, koyu mavi ya da siyah olabilirmiş. Plakasını görebilmiş mi? Harflerini görmüş veya gördüğünü sanmış. Ama numarayı alana kadar araba kaybolmuş. PHD olması mümkünmüş. Daha sonra işinden eve dönen 2 işçi bir motosikletle daha gelmiş ama adam hastaneye kaldırılmadan ölmüş. Kadını tedavi edip evine göndermişler. Peki başka bir şey, başka şahit yok mu? Sadece polisin ve doktorun şahadeti var. Polis olay yerinde lambalarla araştırma yapmış ve arabanın çimleri ezdiği yerdeki tekerlek izlerini, sonra ezilmiş bisikletteki zararı tespit etmiş. Bisiklet yeşilmiş. Meseleyi incelemek için de mahkemeden mühlet istenmiş. Ne demek bu? Böyle durumlarda polis araştırma soruşturma yapmak için mühlet ister. Ya... Teşekkürler John.
Sana çok zahmet oldu. Bir şey değil dostum. Benim sekreter de böylece epey bilgi toplamış işte. İyi başarmış. Soruşturma yeniden açılınca yine takip edeceğim. Pek bir faydası olmaz sanıyorum. Esas noktaları öğrendik. Şahsen ben artık bu konuda hiçbir şey duymak istemiyorum. Sen bilirsin Richard. Bir dakika, sana bir şey göstereceğim. Sana biraz daha içki vereyim. Teşekkür ederim. Bütün bu yaptıkların için ne kadar teşekkür etsek azdır. Yardım edebilirsem sevinirim Laura. Oo, Afrika menekşeleri bunlar. Ne kadar erken açmış böyle. Yapraklarından mı aşılıyorsun bunları? Evet, güneşten hoşlanıyorlar. Hı-hı, İleride hı-hı. Richard bana bir ser... John, ne yapmalıyız dersin? Bu öyle bir durum ki Laura. John, bana dönüşte esas yolu bırakıp Londra yoluna çıkan patikadan gelmiş olabileceğimi söylüyordun, hatırladın mı? O zaman kendimi kazaya öyle kaptırmıştım ki düşünemedim, ama haklıydın sen. Gayet rahat oradan dönmüş olabilirim. Bak haritaya. Burası. Adamı bıraktıktan sonra kavşağa buradan çıkmış olabilirim. Bu noktayı iyi bilirim ben. Eski yel değirmeninin olduğu yer. Sol yerine sağ tarafa dönmüşsem ki o durumda rahat yapabilirim. Kaza yerinden hiç geçmemişim demektir. Sen bu yoldan geçmiş olabileceğine dair bir şey hatırladın mı? Evet, çünkü ne zaman işaret levhası olmayan bir kavşağa gelsek ben sağa dönerim. Sadece içgüdüyle olur bu. Laura hep gülerdi bu alışkanlığıma, değil mi Laura? Eğer öyleyse bu mesele halloldu demektir. Tekrar teşekkürler. İyi geceler Laura. İyi geceler John. Gidip yemek hazırlayayım. Sinemaya gidelim mi? İstiyorsan. Sen istemiyor musun? Sen yorgunsundur diye düşündüm de. Yorgun değilim. Evet, her şey düzeldi artık. Memnunsun değil mi? Evet. Niye öyle bir tuhafsın? Evet dedim. Ne dememi istiyordun? Neden aklından geçenleri söylemiyorsun? Hep dirseğim dışarıda araba kullandığımı, o gece üzerimde koyu renk ceketim, şapkam olduğunu, daima pencere açık olduğu zamanlar yakamı kaldırdığımı yüzüme neden vurmuyorsun? Bak Richard, sen yorgun olmayabilirsin ama ben yorgunum. Çok yorgunum. Onun için lütfen sus. Ve daha fazla iğnelemek istiyorsan o gece eve dönünce hasara uğrayan yerde arabanın çamurluğunda yeşil boyalar olduğunu da hatırlatabilirsin. Affedersin Laura, affedersin. Yorgun olduğunu biliyorum. Ben de çok yorgunum. Şu son günlerde cehennem azabı çekiyoruz ama kendimize gelmeli, mantıklı olmalıyız. John iyi bir avukattır ve bana yanlış yol gösteremez. Yakın arkadaşım olsa da doğru olduğuna inanıyorsa mutlaka polise gitmemi söylerdi. Öyle değil mi? Elbette Richard. Bak şimdi meseleyi mantıkla düşünelim. Polise gidip o gece olanları anlatırsam ne durumda olduğumu, arabadaki hasarı, yeşil boyayı, her şeyi benim yaptığımı düşünmemeleri imkansız. Arabayı küçük, modern ve koyu renkli olarak tarif etmişler. Motosikletteki adam da harfleri PHD olarak kaydetmiş. Evet. Bizimki PHO. Ama şöyle bir göz atmış. Bu bir şey ifade etmez. Polis sicilime bakacak. Daha önce iki sabıka, ikisi de alkolden. Korkunç bir şey olur. Gazeteler, mahkemeler, hapishane. Çıksan bile benim için her şey bitmiş olur. Dick'le Pamela için hiçbir gelecek düşünemeyiz. Senin için de cehennem azabı olur. Her şeyde seninle beraber olduğumdan başka bir şey söyleyemem sana. İstediğin her şeyi yaparım. Haklı olduğuma inanıyor musun? Şüphem yok bunda. Öyleyse her şey halloldu. Cuma gecesi Ripley yolundan döndüm. Hı? Ve kazayla en ufak bir ilgim yok. Evet. Tamam. Hadi şimdi yemek yiyelim. Ne yemek var? Midye dolması. Güzel. Gidip sofrayı hazırlayayım. Sinemaya gitmek istemiyorum. Sen? Hayır. Yürüyüş yapalım ha. Temiz hava uyku getirir. Çok iyi olur. Hem uzun zamandır yürümedim. Bu da kim? Gidip bakayım. Richard, polis Guilford'dan. Ne istiyor? Seni görmek istedi. Ya, o halde içeri al. İçeri buyurun lütfen. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Ben komiser Beecroft. İyi akşamlar. Sizinle geçen yaz parkta kriket oynamıştık, hatırlıyor musunuz? Öyle mi? Siz takım kaptanıydınız. Evet, hatırladım. O oyunu hatırlıyorum sizi de. Sizin takım epey kuvvetliydi. Küçük bir kasaba için iyi sayılır. Evet, hatırlıyorum. Bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim ama daha önce evde olmayacağınızı düşündüm. Fazla vaktinizi almayacağım. Buyurun oturun. Masaya oturabilir miyim? Yazmam daha kolay olur. Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Beni ne konuda görmek istemiştiniz? Bizim Mahut araştırmalardan birini yapıyorum. İnşallah bana yardımcı olabilirsiniz. Cuma gecesi Leatherhead Guildford yolunda bir kaza oldu. Hı. Gece bir sıralarında. Evet, gazetede böyle bir şey okumuştum. Kazayı yapan şoför durmadı. O saatte o civardan geçen bütün arabaları kontrol etmek zorundayım.
Burada görevli olan nöbetçi arkadaşlarımızdan birinin verdiği rapora göre 1.15 sıralarında o yoldan bir araba gelip buraya girmiş. Evet, ben eve geldim. Önce üstünde durmamış. Gecenin o saatinde eve dönmek olmayacak bir şey değil tabii. Ama 20 dakika kadar sonra evin önünden geçerken bakmış garaj kapısı, arabanın lambaları, sinyali açık. Ne olduğunu anlamak için zili çalmış. Bir bayan, sanırım Mrs. Medway. Evet. Ona durumu anlatmış. Bayan yatak kıyafetinde olduğu için ışıkları, garaj kapısını kendisi kapamayı teklif etmiş. Evet, karım bahsetti bunlardan. Ben uyuyordum. Ona bu kadar zahmet verdiğim için üzüldüm. Önemi yok. Araba dengesiz duruyormuş. İçine girmiş, düzeltmiş. Işıkları söndürmüş, motoru stop ettirmiş, kapıları da kapatmış. Bunun için minnettarım ona. Tarafından teşekkür etmenizi rica edeceğim. Söylerim kendisine. Fakat ışıkları söndürmeden önce ön çamurlukta bir ezik görmüş. Biliyorum. O gece öyle sinirlendim ki. Aptalın biri önümdeki daracık bir yere park etmek isterken yaptı. Bu nerede oldu efendim? Londra'da. O gece toplantımız olan otelin yakınında dar bir sokakta. Çok araba vardı. Ben de yer bulmakta epey güçlük çektim. Tabii çarpan adamı şikayet ettiniz zararı tazmin ettirmek için. Hayır. Ne de olsa aynı kulübün üyeleriyiz. İşi uzatmak hoş olmaz. O zaman ismini rica edeyim. İşte maalesef veremeyeceğim. Öyle geniş bir kulüp ki tanımadığım bir sürü üye var. Hem sorulacağını bilseydim ismini alırdım ama sanırım artık çok geç. Çok karanlıkta. Adamı tekrar görsem bile tanıyıp tanıyamayacağımdan şüpheliyim. O halde yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi şu arabayı görebilir miyim? Bakın, görüyor musunuz? Gene size yardım edemeyeceğim. Geleceğinizi bilseydim olduğu gibi bırakırdım. Ama cumartesi öğleden sonra işim yoktu, oturup tamir ettim. Demek yapabileceğiniz bir şeydi. Sanırım herkes yapamaz ama ben mühendisim, böyle işleri severim. İsterseniz arabayı görebilirsiniz. Yok, hasarı tamir ettinizse bir faydası olmaz. Notumu alayım. Demek cumartesi gecesi kulübün yemeğindeydiniz. Evet. Sonra bir eğlence yerine mi gittiniz? Hayır. Leatherhead'de oturan biri vardı. Evine götürmeyi teklif ettim. Saat 11.30 civarı oradaydık. Eski kulüp resimlerine bakmak için içeri davet etti. Bir saat kadar orada çene çaldık. Bu kampta oturan birini daha almıştım arabaya. Onu da evine bıraktım. Siz bu kazanın Clendon'da olduğunu söylüyordunuz değil mi? Clendon'a yarım mil uzaklıkta. Guildford yakınında. Ama ben Clendon'dan geçmedim. Öbür arkadaşınızı bu kama götürdüğünüze göre oradan geçmiş olmanız gerek. Bu adam bu kamın kuzeyinde oturuyor. Burada bir harita olacaktı. Göstereyim size. Bakın. Bakın buradaki şu kısa yolları görüyor musunuz? Evet, bilirim oraları. Doğrusunu isterseniz size tam olarak nerede oturduğunu söyleyemeyeceğim. Zira çok karanlıktı. Bana o yol gösterdi. Onu iyi tanıyor musunuz? O geceye kadar hiç görmemiştim. Evine bıraktıktan sonra yolumu bulamadım. Birçok yollara girip çıktım. En nihayet bakın işte şu kavşağı görüyor musunuz? İşte evet, geldim. Eski değirmenin olduğu yer. Benim bilmediğim bir yerdi. Sola dönseydim tekrar Leatherhead yoluna çıkacaktım ama doğru yol zannederek sağa döndüm. Daha nerede olduğumu anlayamadan kendimi Effingham istasyonunun karşısındaki köprüde buldum. Oradan da artık Ripley'deki Londra-Guildford yoluna çıkmak kolaydı. Oraya varınca sola döndüm. İşte 10-15 dakika sonra da evdeydim. Evet, anlıyorum. Clendon tamamen yolumun dışında kalıyor. Yani Ripley'den geldiğinizi söylüyorsunuz, öyle mi? Evet. Pekala. Teşekkür ederim, sizi rahatsız ettim. İnşallah yemeğinize engel olmamışım. Hayır, katiyen. Henüz hazırlanıyor zaten. Gitmeden bir şey içer misiniz? Çok teşekkür ederim, görevliyken işi kullanmam. Ama şimdi göreviniz bitti, öyle değil mi? Henüz bitmedi. Herhalde bu ara sık sık böyle olaylarla karşılaşıyorsunuzdur. Oldukça. Bereket ki bu kadar kötüsü her zaman olmuyor. Sırası gelmişken cuma gecesi ellerine bıraktığınız beylerin isim ve adreslerini verebilir misiniz? Nasıl şey? Sadece raporumu tamamlayabilmem için. Arkadaşımın ismi Kaptan Foster ama gerçekten adresini bilmiyorum. Sadece onun direktiflerine göre gittik. Ama Leatherhead'den çıkınca ana caddede büyük bir evdi. Sanırım rehberde bulabilirim. Vardır. Epey bir zamandır Leatherhead'de oturuyor. Bir çeşit imalathanesi var. Bu kamda oturan bey? Söyledim size, o geceye kadar onu hiç görmedim. Evet, söylemiştiniz. Kaptan Foster'ın arkadaşı mıdır? Sanırım öyle. Çok teşekkür ederim. İsterseniz arabayı görebilirsiniz, garajdadır. Tamir ettiğinize göre görmem gereksiz. Tamir ederken eksik bir parçasına rastladınız mı? Nasıl? Böyle bir çarpışma anında ekseriye bir şey düşer de. Hayır, hiçbir şey yok. Çamurlukta bir girinti vardı, hepsi o kadar. Hepsi bu kadar efendim. İyi geceler, yardımınıza teşekkürler. Rica ederim, memnun oldum. Ne istiyor Richard? Yok şey sevgilim. Arabanın lambalarını açık bıraktığım gece polis gelmişti ya, işte o mesele. O Foster denilen adam telefon numarasını bırakmış mıydı? Evet, masanın üzerinde. Bir arayalım bakalım. Söyleyeyim de bu gece gelsin, görüşelim. Laura, sonra da garaja kadar gideceğim ben. Merhaba.
Foster gitti mi Richard? Evet. İçkili olduğumdan bahsetmeyecek hiç. Şimdi giderken öbürüne de uğrayıp tembih edecek. Nasıl buldun Foster'ı? Bilmem. Ona güvenebilir misin? Hakkında hiçbir şey bilmiyorum ki. Oh, saat de 10 olmuş. Yürüyüşe çıkacak mıyız? Zevk alacağımızı sanmıyorum. Richard, istemiyorsan söylemeni istemem. Ama benden bir şeyler sakladığına eminim. Laura, yardımına ihtiyacım var. Polis ayrılırken arabada eksik bir şey olup olmadığını sordu. Yok dedim, zira farkında değildim. Gittikten sonra garaja indim. Arabanın iki tarafında üç sıra halinde ince uzun nikelajlar vardır, hatırladın mı? Evet. İşte onlardan ortadaki yok. Polisin eline mi geçti dersin? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yapılacak tek bir şey var, öbür parçaları da çıkarmak. İzleri kalacak ama onu da halledebilirim. İki saatte bitirebilirim. Garaja kapanır, fenerle çalışırım. Eğer o sırada polis gelirse yürüyüşe çıktığımı, sık sık böyle yürüyüşler yaptığımı söylersin. Gece yarısından önce de dönmez dersin. O çıkardığım saç parçalarını arka bahçeye gömmem gerekecek. Richard, doğru hareket ettiğine emin misin? Tabii eminim, aksi halde yapmazdım. Ama meydana çıkarsa suçlu olduğunun en açık delili olur. Ya eksik parçalar meydana çıkarsa, bu yeterince delil değil mi sence? Ya seni toprağa kazarken görürlerse? Görmezler. Böyle şeyler daima görülür. Ne yaptığımı biliyorum ben. Bana yardım etmek istemiyorsan ışıkları söndürür yatarsın. Seni bahçede ceset gömen bir katil gibi toprağa kazarken bırakarak, öyle mi? He? Alo? İyi akşamlar komiser bey. Hayır yok. Yürüyüşe çıktı. Şimdi gitti. Birkaç saatten evvel döneceğini sanmam. Sık sık geceleri böyle yürüyüşler yapar. Ben onu beklemem. Sabahları 8'de çıkar. Size yardım edebilir miyim? Rica ederim. İyi geceler. Al şu feneri, ihtiyacın olacak. Laura! Laura! Hoş geldin sevgilim. Teşekkür ederim sevgilim. Polisten ne haber? Uğradı mı? Hayır. Telefon da etmedi mi? Hayır, etmedi. Dün gece ne istiyordu acaba? Kaptan Foster telefon etti. Ha. Adamı görmüş, meseleyi halletmiş. Artık düşünecek bir şey kalmadı. İyi. Üzülmemeni söyledim. Gerçekten üzülmüyorum. Trende öyle bir uyumuşum ki Guildford'a gelene kadar uyanmadım. İhtiyacım da varmış. Dün gece uyudum dedin ama uyumadığını biliyorum. Tanrım, ya yakalansaydım, hiçbir şey söyleyemezdim. Her şey bitmişti. Alo? Oxford'dan arıyorlar. Pamela herhalde. Pamela, nasılsın? Fevkalade, çok sevindim. Tabii olur, Marjorie ile perşembeye dönersiniz. Burada. O da seninle konuşmak istiyor, veriyorum. İmtihanı kazanmış, kabul edilmiş. Nasılsın Pamela? Tebrik ederim kızım. He? Ne kadar dedin? Dönüşte veririm. Kendin gönderirsin. Perşembe gecesi görüşürüz. Bütün havadisleri verirsin. Güle güle. Gençlik ne güzel şey. Sevinçten uçuyor. Gemiyi hazırlayın. Gel bu gece dışarıda yiyelim ha. Çok iyi olur sevgilim. Vakit kalırsa sinemaya da gideriz. Bu da kim? Pencereden baksana Laura. Bir kadınla bir erkek. Dur gidip açayım. Bennett diye biri. Sen tanırmışsın. Bennett? Evet. Geçen gün Foster'la evine bıraktığımız adam. Ne istiyormuş? Seni görmek istiyor. Sanırım görmem gerekiyor. İyi akşamlar Mr. Midway. Kanımla tanışıyorsunuz değil mi? Geçen gece görüşmüştünüz. Hoş geldiniz Mrs. Bennett. Telefon etseydiniz memnun olurduk. Biz de şimdi çıkıyorduk. Sizi fazla rahatsız etmeyeceğiz. Acaba sizle yalnız konuşabilir miyiz? Neden olmasın? Laura, özür dilerim. Rica ederim. Eviniz çok güzel. Bina yeni galiba. Evet, yeni. Çok güzel. Dün bize Kaptan Foster geldi. Evet, söylemişti. O feci kaza için görüşmeye gelmiş. Sanmıyorum. Bana size uğrayacağını söylemişti. O gece olanlarla hiçbirimiz övünemeyiz. Soruşturma yapılacak olursa ne kadar içkili olduğumuzun meydana çıkması hiçbirimiz için hoş olmaz. Kaptan Foster bu sabah telefon etti. Sizin de böyle düşündüğünüzü söyledi. Tabii ben de memnun oldum. Karım ve benim için bu ölüm sadece bir gazete havalisi değil. Zavallı Harry Palmer'i çok iyi tanırdık. Karısını da. Dünyanın en iyi insanlarıydı.
Oturabilir miyiz? Tabii buyurun. Demek bu adamı tanıyordunuz. Hemen herkes tanır onu bizim oralarda. Hafta sonları çiftliğine giderdim yumurta almaya. O çiftliği öyle güzel bir hale getirmişti ki, civcivler, sebzeler, çiçekler. Sonra birdenbire karısı mahvoldu. Sonra zavallı çocukları. Evet anlıyorum. Peki ama beni görmek isteyişinizin sebebi nedir? Özür dilerim ama karımı yemeğe götürmeye söz verdim. Hemen çıkmak zorundayız. Bu daha mı önemli? Neden daha mı önemli? Bizim bahsettiğimiz meseleden, geliş sebebimizden. Buna cevap veremeyeceğim çünkü geliş sebebinizi bilmiyorum. Biliyorsunuz. Ama Kaptan Foster dedi ki... Kaptan Foster öyledir. Kendi işine geldi mi herkesi kabul etti sanır. Üzülerek söylüyorum ama o gece bizim evin önünde cereyan eden sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer böyle bir sahne olduysa o sahneyi yaratan karınızdır. Sizi bırakıp bir an önce eve dönmekten başka düşüncem yoktu. Ama karınız kapıda durmuş, bağırıp duruyordu. Sizi eve kadar getirdiğim için teşekkür etmesi gerekirken... Ne olan olmuş bir kere. Tartışmanın faydası yok. Karım sinirlendiyse haklıydı. Siz ne yaptınız? Sessiz sedasızca çekip gideceğiniz yerde sallana sallana bahçeye kadar gelip karıma en ağır hakaretlerde bulundunuz. Artık söylenecek bir şey kalmadı. Lütfen gider misiniz? Şu anda bizi kovmakla hayatınızın en büyük hatasını işliyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Söylediğim gibi öyle bağırıyordunuz ki bütün komşuların pencereye koştuğuna eminim. Yalpa vura vura arabaya gittiğinizi, yanlış kapıdan girip kapıyı çarptığınızı, sonra tekrar çıkıp öteye beriye toslayarak yerinize oturduğunuzu gördüler. Sonra araba birden öyle bir fırladı ki bir o yana bir bu yana tozu dumana katarak gittiniz. Bütün komşular gördü. 10 dakika sonra da Harry Palmer kafatası patlamış olarak yolda yatıyordu. Hem de küçük koyu renk bir araba kullanan, yakası kalkık, sizinki gibi koyu renk ceketli, şapkasını arkaya itmiş biri tarafından çiğnenmişti. Şimdi bizi neden kapı dışarı etmemek gerektiğini anladın mı? Bütün bunların kazayla hiçbir ilgisi olamaz Mr. Bennet. Sebebine gelince... Bırakın da kocam sözünü bitirsin. Buyurun bitirin. Ertesi sabah komşuların ilk sözü bir gece önceki sarhoşun kim olduğunu sormak oldu. Ama ne de olsa dün beni eve getirmekle iyilik etmiştiniz. Size ele veremezdim. Teşekkür ederim. Sonra polisin olay hakkında bilgisi olanları yardıma çağırması... Tabii herkes o gece beni eve bırakan sarhoşu ihbar edip etmediğimi merak ediyor. Bu 4 gün önceydi. Karar vermek için çok zamanınız oldu. Ne yaptınız? Sizi ele vermek istemediğimi söylemiştim. Birçok şekillerde yardım edebilirdim size. Mesela beni 1,5 gün önce bırakmadığınızı söylerdim ki o zaman kaza çoktan olmuştu. Veya şapkanızı bahçede düşürmüş olduğunuzu. Sizi kurtaracak bir sürü şey söyleyebilirdim. Tabii çok tehlikeli bir işe girişmiş olacaktım. Öyle ki ama ben bir fakir adamım Mr. Midway. Sizse zenginsiniz. Eğer işinizin, karınızın ve çocuklarınızın sizce bir değeri varsa... Şantaj dedikleri şey budur değil mi? Onu bilemem ama bildiğim bir tek şey varsa o da yarın sabah polise gidip gerçeği anlatırsam ki epeyce şahidim de var. Sizin için her şey bitmiş olur. Bunu söylememin bile gereği yok. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ne kadar istiyorsunuz? 25.000 lira. Sizi hayal kırıklığına uğratacağıma üzgünüm ama Mr. Bennet, ben o gece Clinton'dan geçmedim. Sizden çıktıktan sonra sola döneceğime sağa dönmüşüm. Polis de biliyor bunu. Bu yüzden korkarım gidip şantaj yapacak bir başkasını bulmak zorunda kalacaksınız. Yani tam karşıdaki Effingham istasyonundan geçip Ripley'den Londra Caddesi'ne çıkan yoldan mı bahsediyorsunuz? Evet. Çok zekisiniz Mr. Midway. Ama size şunu söyleyeyim ki o yol sellerden dolayı cuma sabahı kapandı ve ancak pazartesi günü açıldı. O gece Ripley'den Londra Caddesi'ne çıkan yol yoktu. Şimdi yarın saat 12'de 25 bin liramı istiyorum. Sizi Leatherhead Kırmızı Aslan lavhasının önünde bekleyeceğim. Gelmezseniz karakola kadar bir yürüyüş yaparım. Bizim için rahatsız olmayın. Giderken yolumuzu kendimiz bulabiliriz. Yapmamalısın Richard. Bu adama hiçbir şekilde para vermemelisin. Polise gitsin öyle mi? Seni tehdit edebilir ama polise gideceğini sanmıyorum. Gitmeye zorlanabilir John. O geceki olay üzerine komşulardan birinin ihbar ettiğini düşün. Bennet bir kelimeyle kurtarabilir beni. Kanuna aykırı olabilir John ama yapılacak tek şey bu.
Tek söyleyeceği şey sarhoş olmadığım ve saat 1'i geçerken kaza olduktan sonra oradan ayrılmış olduğum. Evet, sorguya çekilirken önceden karar verdiğiniz şekilde konuşacaktır. Ama polisler yalan söyleyen insanları yakalamakta tecrübelidirler. Bennett daha ne olduğunu anlamadan başlar onları parayla susturduğunu anlatmaya. Sen de inkar edemezsin. Büyük bir tehlikeye atıyorsun kendini Richard, dikkat et. Bu adama doğru olmayan bir şeyi söyletmek için rüşvet vermek polisin gözünde en büyük suçtur. O halde oturayım da polisin gelip beni tevkif etmesini mi bekleyeyim? Daha işler o safhaya gelmedi. Bennett'ler ve bütün komşular senin sarhoş olduğunu söylese bile bu 3 mil ileride ana yoldaki bisikletliyi senin öldürdüğünü ispat etmez. Henüz senin öldürdüğüne dair hiçbir delil yok ortada. Eve gelirken o yoldan gelmediğimi söylerken yalan söylemiştim. Bu da mı delil değil? Kendini haklı göstermek için yalan söyleyen ilk suçsuz insan sen değilsin. Senin müdafaanı üstüme alacaksam neden dediğimi yapmıyorsun? Bennett'e hiç aldırma. Yarın her zamanki gibi Londra'ya git. Bennett seni dediği yerde bekleyecektir. Hiçbir şey olmayınca telefon edip tehdit eder. Ama hepsi bu kadar. Hayatım boyunca şantaj yapan bir kimsenin gerçekten polise gittiğini hiç duymadım. İhbar etmeyecek, eminim bundan. Peki, polis arabanın eksik parçası elinde çıka gelirse ne dersin? İş bu safhaya dökülürse Richard, vermek zorunda olduğun hesabı sen de benim kadar biliyorsun. Hoş geldin John. İyi ki vaktinde geldin. Öyle korkuyorum ki. Polis ne zaman gelirim dedi? 6:30'dan önce gelmemesini söyledim. Richard önce seninle görüşmek ister diye düşündüm. En erken trenle gelecekti. Neredeyse burada olur. Park meselesini ne yapmış? Söylediğin gibi her zamanki gibi şirkete gitmiş. Saat 2'de Bennett telefon edip kararlaştırdıkları yere neden gelmediğini sordu. Richard'la benim hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranmamı kararlaştırmıştık. İyi. Onun için meseleden haberim olmadığını söyledim. Ertesi günü, yani dün, aynı yerde aynı saatte bekleyeceğini, bunun Richard için son fırsat olduğunu söyledim. Dün gece Richard eve dönünce anlattım. Ama sen bizi bu tehditlere hazırladığın için endişelenmedik. Dün gece tekrar telefon etti mi? Hayır. Bugün öğleden sonra 3'e kadar ses seda çıkmadı. Bu sefer karısıydı. Mrs. Midway, kocanıza söyleyin bugün polise gidip gerekli olan her şeyi anlattık dedi. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Bu 3 sularındaydı değil mi? Yarım saat sonra da komiser telefon etti. 6:30'da gelmesini söyledim. Laura, bana bir şey söylemeni istiyorum. Hiç Richard sana katli olarak bu kazayla ilgisi olduğunu söyledi mi? Sana söylediğinden fazla hiçbir şey söylemedi. Acaba kazayı yapanın kendisi olduğunu biliyor da seni üzmemek için mi söylemiyor? Son günlerde ben de bunu çok düşündüm. Sanırım kendisinin yaptığını biliyor. Ama Dick'le Pamela'ya ne kadar düşkündür bilirsin. Bu olaydan onlara zarar gelmemesi için yapıyor bütün bunları. Eminim bundan. Hala aynı fikirde misin? Bu adamlara para vermemekle çok iyi ettik değil mi? Böyle olduğuna üzüldüm Richard. Ama eminim şantaj ve rüşvet çok daha vahim sonuçlar doğururdu. Olan oldu bir kere. Polis şimdi gelir. Seninle konuşmak istediğim bir sürü şey var. Geldikleri zaman senin de burada bulunmanı istiyorum. Kalırsın değil mi? Yok, önce sen yalnız görüşsen daha iyi olur. Neden? Seni tevkife geldiklerinden emin değiliz. Eğer soruşturmalarına devam edeceklerse yanında bir avukat bulundurman onları şüphelerinin doğru olduğuna inandırır. Ben dışarıda bekleyeceğim seni. İhtiyacın olursa çağırırsın. Artık birbirimizi aldatmayalım Joe. Neden geldiklerini hepimiz biliyoruz. Polise hemen gitmeliydim. Arabadaki hasarı göstermeli ve her şeyi anlatarak onlara yardım etmeye çalışmalı. Sonra da kararlarını beklemeliydim. Suçlu bulunup mahkemeye sevk edilsem bile hakim karşısına şerefimle çıkmış olacaktım. Kendime olan saygımı kaybetmeyecektim. Şimdi ise bir adam öldürmüş, sonra da bir sürü yalan zinciriyle bu işten sıyrılmaya kalkmış ayyaş biri olarak çıkıyorum karşılarına. İşler bu safhaya gelirse olanları başka türlü yorumlamanın yollarını da buluruz. Artık polisi fazla oyalamaya niyetim yok. Arabanın eksik parçasını getirirse her şeyi açıklayacağım. Gerekirse diğer parçaları gömdüğüm yeri gösterip kendim kazıp çıkaracağım. Bu gece tevkif edilirsem ne olur? Hemen savcılığa sevk ederler mi? Tevkif müzekkeresinin okunması için götürürler. Seninle gelirim tabii. Tekrar eve dönebilir miyim? Tabii. Herhalde yarın sabah sulh ceza yargıcının karşısına çıkarılırsın. Polis tevkif için delil gösterir. Bir iki formaliteden sonra dava bir hafta kadar tahlik edilir. Sonra mahkemeye mi sevk edilirim? Bütün bunlar faraziye. İşimi ne yapayım peki? İstifamı mı vereyim? Mahkeme yapılana kadar herkes gibi hürsün. İstifanı yollasam bile şirketin kabul edeceğini hiç sanmam. Genel müdürün evine gider durumu anlatırım. Noel'de çocuklar yanımda olacaklar. Dick'e duyurmayabiliriz belki ama Pamela'nın öğrenmesi gerekecek. Bunlar için şimdi kendini üzme canım. Bunun nelere mal olacağını hesaplamam gerek. John. Geldi polis. O mu? Pencereden bakar mısın Laura? Evet. İki kişiler. Richard, önce sen yalnız görüş. Öyle istiyorsan öyle olsun ama vakit kaybından başka bir şey değil. Gerekirse bana haber ver, ben dışarıda bekliyorum.
Richard, benim kalmamı ister misin? Evet Laura, lütfen. Gidip kapıyı açayım. İyi akşamlar adam. İyi akşamlar. Mr. Midway'i görebilir misin? Evet, buyurun içeri. Siz burada bekleyin Bayan Bey. İyi akşamlar Mr. Midway. İyi akşamlar. Öğleyin telefon etmişsiniz. Evet, Mrs. Midway bu saatlerde evde bulunacağını söyledim. Buyurun. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Bu pakette görmenizi istediğim bir şey var Mr. Midway. Arabanın yan kısmındaki nikelaj çubuklarından. Bakın şurası eğrilmiş. Herhalde biraz gevşekti, bir şeye takılmış ve kopmuş. Üstünde bir parça yeşil boya bırakmış. Bu sizin arabanızın değil mi Mr. Midway? Sizin mi, bakın. Bugün öğleden sonra telefon ettiğiniz zaman bunun için olduğunu anlamıştım. Ve size tam bir ifade vermeye karar verdim. Avukatımın da yanında olmasını istiyorum. Dışarıda bekliyor. Bir dakika, buraya çağır. Fakat Mr. Midway... John, lütfen gelir misin? Mr. Cartwright. Evet, iyi akşamlar Mr. Cartwright. İyi akşamlar komiser. Bunu alabilir miyim? Tabii, buyurun. Bak John, sana bundan çok bahsettim. Görüyorsun değil mi? Bak, bu tarafından kopmuş. Hasara uğrayan kısımdaki aynı yeşil boya. Komiser bey, buraya daha önceki gelişlerinizde size doğru olmayan pek çok şey anlattım. Arabamda hiçbir şeyin eksik olmadığını söylediğim zaman gerçekten öyle sanıyordum. Siz gittikten sonra garaja indim, o zaman fark ettim. Şimdi gidip arabama bakarsanız fark edemezsiniz. Zira pazartesi günü aklım başımdayken hiçbir zaman yapamayacağım bir şey yaptım. Benim arabanın olduğunu anlamayasınız diye öbürlerini de söküp bahçeye gömdüm. Size yerini göstereceğim. Kaza gecesi olanlara gelince Ripley'den gelemezdim. Sel bastığı için yol kapalıydı. Arabamın hasara uğrayış şekli de uydurmaydı. Leatherhead'den ayrıldıktan sonra yolculuğumun son kısmında olması gerek. Kazaya gelince onun hakkında hiçbir şey söyleyemem. Nedenini de Bennett ve karısının ifadesinden öğrenmişsinizdir. Size ne dediklerini bilmiyorum ama... Bir dakika. Bennett ve karısının bize ifade verdiğini ne biliyorsunuz? Komiser beye söyleyeyim mi John? Gizlemek için hiçbir sebep görmüyorum. Bennett ve karısını ihbar etmek gibi bir niyetim yok komiser bey. Bu soruyu sormasaydınız bunlardan hiç bahsetmeyecektim. Geçen akşam gelip kaza gecesi evlerinin önünde olan bir olayı ihbar edeceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Susmalarına karşı para istediler değil mi? Evet bay komiser. Ama tekrar ediyorum, ihbar etmek gibi bir niyetim yok. Acaba Mr. Bennett parayı Leatherhead yolunda bir yere götürmenizi istedi mi? Örneğin kırmızı aslan levhasının olduğu yere. Nereden öğrendiniz bunu? Gözlerimizi açık bulundurmak zorundayız Mr. Medway. Memurlarımızdan biri oralarda dolaşan birini görmüş. Bugün Bennett karakola gelince tanıdı. Şimdi siz söyleyince o olduğuna iyice kanaat getirdim. Evet, orada buluşmamızı istedi. Ama ben Mr. Cartwright'in sözünü tuttum, gitmedim. Polise gideceğini hiç sanmıyordum. Karısının korkusuyla geldiği anlaşılıyordu. Karısı sizden pek hoşlanmıyor Mr. Medway. Cuma gecesi evlerinin önünde zil zurna sarhoş olduğunuzu söyledi. Hatta öyle sarhoşmuşsunuz ki arabayı hareket ettirir ettirmez tam evlerinin önündeki elektrik direğine toslamışsınız. İspatlamak için de arabanızın parçasını getirmişler. Ertesi sabah soğuğunun içinde bulmuş. Üstüne direğin yeşil boyası sürülmüştü. Çok kaba davrandığınızı, hakaret ettiğinizi söyledi. Belki böyle konuşmam doğru değil ama inşallah ona layık sıfatları bulabilmişsinizdir. Fakat geçen gün bana parçayı kaza yerinde bulduğunuzu söylemiştiniz. Ben mi söyledim? Sanmıyorum Mr. Medway. Arabanızdan parça eksik olup olmadığını sordum. O sıralarda kaza yerinde bulduğumuz dikiz aynasının sahibini arıyorduk. Pazartesi gecesi Godalming yakınındaki korulukta çalınmış bir araba bulduk. Aynanın o arabaya ait olduğu tespit edildi. Arabayı cuma gecesi Red Hill garajından çalmışlar. Geçen akşam haber vermek için size telefon etmiştim. Bana telefon mu ettiniz? Evet, ama yürüyüşe çıkmışsınız. Hırsızın arabayı nereye götürmek istediğini bilmiyoruz. Ama kazadan sonra bırakmayı uygun gördü sanırım. Bereket ki elimizde parmak izleri var. Özür dilerim, yemek yiyeceksiniz sanırım. Arabanızın parçasını aldığınıza dair imza vermeniz veya herhangi bir işlemde bulunmanız gerekmiyor. Sadece Mr. Bennett'e bir not yazar teşekkür edersiniz. Artık gitmem gerekiyor. Polis Hagan'la bilardo başımız var. Kulübe gidiyoruz. İyi geceler Mrs. Midway. İyi geceler efendim. İyi geceler Mr. Cartwright. İyi geceler Richard. İyi geceler Laura. Teşekkür ederim John. Güle güle Mr. Cartwright. İyi akşamlar. Merhaba. Ne yemek var? Açlıktan ölüyorum. O çıkan adamlar kimdi kuzum? Polisti. Ne istiyorlarmış? Babanın arabasının bir parçasını bulmuşlar, onu getirdiler. Uçup birisinin kafasına mı çarpmış? Yok canım. Aman Allah'ım. Bu ne bu çoraplar ne?
mi? Aa, son moda. Şimdi Oxford'da herkes bunları giyiyor anneciğim. Nasıl, iyi vakit geçirdin mi? Fevkalade. Oxford bir harika. Arkeoloji profesörü de son derece enteresan bir insan. Ya. Ne diyor biliyor musun? Her zaman hatırlamamız gereken şey şuymuş. Arkeoloji herkesin evinde başlarmış. Örneğin buna göre bizim arka bahçede çok önemli şeyler gömülü olabilir. Aa, evet, mümkündür. Feci şekilde açım yemek yemeyecek miyiz? Korkarım, doğru dürüst bir yemek yok. Öyle dolu geçti ki bugün. Ne yapalım biliyor musunuz? Yemeği güzel bir lokantada yiyip bugünü kutlayalım. Yani Pamela'nın Oxford'a girişine kutlayalım. Yaşasın. Hadi bakalım, alın paltolarınızı, acele edin. Yer bulamayız sonra. Ne yiyeceğiz baba? İstakoz. Sonra o ateşin üstünde getirdikleri neydi o? Krep süzet. Tamam, krep süzet. Sonra da sinemaya. Arabayı alacak mıyız? Evet, arabayı da alacağız kızım. Bir delil kırıntısı. Yazan Robert Cedric Sheriff. Mikrofona koyan Hamit Akınlı. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Laura Gül Gülgün, Richard Cameron Ustayar, Pamela Ani İpekkaya, Avukat Kurt Wright Metin Serezli, Komiser Ali Yalaz, Mr. Bennett Necdet Mafya Ayral, Mrs. Bennett Oya Aydınat. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.